cezaevleri keyfi şekilde mahkumlara, siyasi tutsaklara böyle bir politik uyguluyor. Biz aile olarak tabii ki endişeliyiz. Zaten cezaevinde kardeşim cezaevinde cezası bitmesine rağmen bir sene yakındır hala cezaevinde tutuluyor. Sorduğumuzda bize hiç gerekçe yok dedi. Bu birçok arkadaş için de yapılıyor. Cezaevinde işte geçen hafta konuştuk. Kendisi biz evet dönüm şunlu olarak aşık kremine girdik. Bu İmralı'da uygulanan bu tecridi, bu haksızlıkları kabul etmediğimiz için dönüm şunlu olarak aşık kremine girdik dedi. İktidarın işte buna yönelik tutumları adım atmayana kadar biz bu süreci devam ettireceğiz. Kürt halkı elbette ki kendi liderlerine sahiplenmek istiyor yani ve cezaevinde bulunan tutsaklara sahiplenmesi gerekiyor. Yani bir halkın lideri böyle kelepçeli böyle tutsak edilemez. Milyonlarca halkın liderini bir adada bir cezaevinde bağlı tutmak, onu halkından koparmak devletin yanlış bir politikası. Yani bu sürecin barışçıl, bu sürecin daha iyi bir şekilde ilerlemesi için devletin bu anlamda gerçekten hukuku, adaleti sağlaması gerekiyor. Adaletin, hukukun sağlanmadığı bir ülkede, demokrasinin gelişmediği bir ülkede biz kalkıp Kürt sorununu tartışamayız. Yani Kürt sorunu masada çözülebilir. Milyonlarca halkın lider dediği bir insana, kişiye böyle keyfi nedenlerle, gerekçelerle cezaevinde halktan koparmak sorunu derinleştirir. Ve devletin bu noktada yapması gereken muhatabı, yani Kürt halkının muhatabı. Sadece bir Türk üzerine, bütün Kürt halkının muhatabıdır aslında kendisi. Yani kendisi de birçok defa bu sorunun savaş olmayacağını dile getirmesine rağmen devlet bu yönde sürekli kulaklarını, gözlerini kapadı, dinlememeye çalıştı. Savaş politikasının Kürt halkına da, Türk devletine de birçok zararı olmuştu. Yani o çözüm sürecinin artık rafa değil yani, o çözüm sürecini devam etmez. Bunun muhatabı da Kürt halk önderi Abdullah Öcalan'dır ve açlık grevleri bu şekilde hani önüne geçilmiş olur. Cezaevindeki mahkumlarla, tutsaklarla birlikte bir arada olması gerekiyor. Gereken tepkiyi vermesi gerekiyor. Sokakta, işte evde, yani her yerde, halkımızın olduğu her yerde bunu sahiplenmesi gerekiyor. Tabii ki devlet, yani iktidarın bu noktada adım atması gerekiyor. Türkiye Devleti'nin bence elinde büyük bir fırsat var. Abdullah Öcalan gibi bir gerçeklik var, bir muhatap var. Devlet bence bunu yani yüz çevirmemeli, muhataba dikkate alınmalı. Türkiye'de bir çözümün sağlanmasıyla birlikte, ülkede barış ortamını sağlanmasıyla birlikte savaş ortamının bittiği bir ülkede daha demokratik, daha yaşanılabilir bir ülke haline getirilebilir. Muhatap bellidir. Abdullah Öcalan 100 yılın, modern 100 yılın filozoflarından, düşünürlerindendir yani. Bir şey yapılmaması gerekiyor. Yani devlet bunu dikkate alması gerekiyor. Üzerinde uygulanan tecritin kaldırılması gerekiyor. Ailesiyle, avukatlarıyla, sevenleriyle, halkıyla bir araya getirilmesi gerekiyor. Türkiye'de kendisi de dile getirdiği gibi şöyle bir sorun var. Türkiye'de savaş sorunu değil, devletsizlik sorunu olduğu için çözüm sağlanmıyor. Yani devlete muhatap yok ve 100 senedir hala da böyledir. 40 senedir, 45 sene yakındır süren bir savaş var. Ve sorunun aslında Abdullah Öcalan'da değil, sorunun savaşla alakası değil, halkta değil, sorun devlet. Devletle alakalı. Devlet gerekli adım atmadığı için, çözüm sağlanmadığı için savaş hala devam ediyor.